Psikiyatr doktor Yasemin Akkoca ile beraberiz. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Psikiyatri çok geniş bir alan ve ben psikiyatri konuşurken kendimi açıkçası güvensiz hissediyorum. Baştan onu söyleyeyim. Çünkü bana göre zor konular ve çok geniş konular. Psikiyatri bir yönüyle de sosyal bir bilim. Şimdi böyle bir yönü de var. Şimdi hocam çok önemli bir makale konuşacaktık bugün. Onu getirdiniz. Ve bu makalede psikiyatride kullanılan tedavileri karşılaştırmış. Kanada Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanmış oldukça büyük bir meta analiz dediğimiz yani çok sayıda bilimsel çalışmayı toplayıp yeniden analiz eden bir çalışma. Ve bundan sonra da benim bazı sorularım var bu tedavilerle ilgili günlük hayatta karşılaştığımız. Bunları konuşmak istiyorum. Eğer sizce uygunsa önce makaleyle başlayalım. Bugün farklı bir yaklaşımımız olsun. Hocam isterseniz önce bir makaleyi özetleyelim, neyi ele almışlar. Makale gerçekten çok iddialı. Çünkü 42 meta analizi ve yaklaşık 2317 makaleyi analiz etmişler. Bu makaleler tek başına depresyonda psikoterapilerin etkisi, birlikte ilaç tedavileriyle etkisi ve tek başına ilaç tedavisinin etkisi. Psikoterapileri de iki ana başlık ve birkaç yan başlık şeklinde sıralamışlar. Psikodinamik yönelimli psikoterapi, bilişsel davranışçı, klasik yönelimli psikoterapi, bir de bilişsel davranışçı terapiden baz alınarak uygulanan terapiler, mesela problem çözme terapisi, kişiler arası psikoterapi ve davranışçı terapi gibi yöntemler araştırılmış. Kısaca bulguları özetleyebilir misiniz? Yani sonuç olarak bize bu makalede ne bulmuşlar? Açıkçası bu meta analiz beni çok şaşırttı. Çünkü bugüne kadarki bilgilerimizle bilişsel davranışçı terapi yönteminin depresyonda en işe yarar gold standard denilen bir teknik olduğunu okumuştuk hep. Fakat bu meta analizle birlikte ilaç tedavilerinin de tek başına en az terapi yöntemleri kadar etkili olduğu bulunmuş. Psikoterapilerle birlikte ilaç tedavilerinin daha etkili olduğu fark edilmiş depresyonda. Ama işte beni asıl etkileyen nokta diğer psikoterapi teknikleriyle bilişsel davranışçı terapi teknikleri arasında önemli bir fark olmadığı saptanmış. Yani bilişsel davranışçı terapi fazla iyi promote ediliyor, fazla iyi sunuluyor olabilir mi? Öyle bir sonuç mu çıkarıyorsunuz burada? Yani makalede de bu tartışılmış. Şimdiye kadar en çok üzerinde yayın yapılan, en çok yazılıp çizilen terapi yöntemi bilişsel davranışçı terapi yöntemi. Psikodinamik terapi yöntemleri hem çok uzun sürüyor, hem tam olarak bir yapısı yok. Dolayısıyla onları diğerleriyle birlikte eşleştirmek çok zor. Elbette bütün terapilerde terapiste göre değişen bir farklılık var. Çünkü terapide etki eden şeyin hastalarımızla olan ilişkinin hani daha çok etkili olduğunu söylemiştik. Şimdi öyle olunca daha çok yazılıp çizilen, üzerine araştırma yapılan teknik bilişsel davranışçı terapi tekniğiydi. Ama şimdi bakarsak bu büyük meta analizle birlikte birazcık daha diğer terapi teknikleriyle ilgili de daha olumlu bakış açıları geliştirebiliriz. Bunun yanı sıra ilaç tedavileriyle ilgili terapistlerin şöyle bir yaklaşımı vardır. Ya evet, ilaç tedavisi vermek durumunda kaldığımız tabii ki hastalarımız vardır. Ama işte ilacın üstünde çok duruyorsunuz siz psikiyatristler. Halbuki psikoterapi de çok etkilidir diyorlardı. Benim tanıdığım insanlar var. Mesela 4 seneden beri bunlar antidepresan kullanıyor ve bazıları daha uzun süre. Şimdi bunca zaman geçmiş ama hekimler onlara ilacı bırakabilirsin de demiyorlar ya da diyemiyorlar. Ya da bazıları bırakma denemesi yapıyor, kendisini iyi hissetmiyor, tekrar başlıyor. Yani bu ilaç tedavisi, psikoterapi geçişi nasıl olur veya ne kadar süre alması lazım bu ilaçlara? Bununla ilgili daha açıklayıcı örneklerle olabilir. Bilgilendirme yaparsanız çok memnun olurum. Bu tedaviler tamamen bireye göre, kişiye göre ayarlanıyor. Şimdi eğer söz konusu tanı depresyon ise ve kişinin stresör faktörleri yani onu depresyona sokan ve sonra o depresif belirtilerin devam etmesini sağlayan ya da etkileyen stres faktörleri hala devam ediyorsa hayatında o zaman ilacı kesmeye hekim de hasta da cesaret edemeyebilir. Burada önemli bir faktör, gene bu çalışmanın sonucuna göre çıkan, evet
Depresyonda ilaç tedavileri çok etkili, psikoterapiler de oldukça etkili bulunmuş ama tek başına ilaç tedavileriyle depresyon tedavi edildiğinde ve bir zaman sonra diyelim ki ilk atakta minimum bir yıl kullanılması tavsiye ediliyor. İlaç kesildiğinde depresyonun tekrarlama olasılığı psikoterapiyle birlikte ilaç tedavisine göre daha yüksek. Buradan çıkan sonuç, psikoterapiler ilaç tedavileri kadar depresyonda etkili olabilir ama depresyonun tekrarlamasını engellemede psikoterapilerin daha çok işe yaradığını görüyoruz. Şimdi tekrar sorunuza dönüyorum. Neye göre ilacı kesmemiz gerekir? Neye göre devam etmemiz gerekir? Bir kere hastayla kurduğumuz olumlu, güvenli, iyi ilişkide hastanın artık semptomlarının oldukça düzeldiğini, bedene yansıyan belirtilerinin de oldukça düzeldiğini gördük ve terapiyle birlikte bir takım baş etme yöntemlerini danışanımızın, hastamızın öğrenmesini sağladık ve onu hayatına uygulayabildiğini görüyoruz. O halde danışanımızla birlikte konuşup yavaş yavaş ilaç kesme üzerinde onu cesaretlendirmemiz gerekir. Ama antiparantez, eğer ailede tekrarlayan depresyon öyküsü varsa, kişinin stresör faktörleri hala devam ediyorsa, o zaman ilaç dozunu çok azaltarak, hastamızla iletişim halinde kalarak bunu yapabiliriz. Aksi takdirde çok fazla tekrarlayan depresyonlar görebiliyoruz. Yani hasta hazır değil, ilaç kesildikten sonra bir takım streslerle nasıl baş edeceğini henüz öğrenmemiş ve ilaç kesilirken çekinme belirtilerini, çünkü bu da önemli, ilaç kesilirken doğru bu ilaçlar bağımlılık yapmıyor insanda. Benzodiazepinlerin dışındaki antidepresanlardan bahsediyorum. Bunlar bağımlılık yapmıyor ama kesilirken çoğunda çekilme belirtisi dediğimiz bir takım belirtiler var. Kaygı hali bunlardan biri. Şimdi malum bu COVID-19 nedeniyle birçok hasta yüz yüze görüşme şansı yakalayamadı veya bu sınırlı olabildi. Şimdi biraz daha rahatladı ama gene de hala problem devam ediyor. Bu online görüşmelerde psikoterapi yapılabiliyor mu? Online psikoterapi uygulamaları başarılı mı veya uygulanabilir mi? Nasıl bir yaklaşım içindesiniz? Bugüne kadar, yani COVID dönemi başlayana kadar psikoterapistler buna hep mesafeliydiler Salih Hocam. Ama bu süreçte birçok psikoterapiste olduğu gibi benim de bu konuda online psikoterapi yapma konusunda deneyimlerim oldu. Elbette teknik aksaklıklar, işte hastayla böyle yakın bir iletişimde olamama, bütün bunlar belki negatif yönleri ama ben işe yaradığını görüyorum. Bir örnek üzerinden konuşabiliriz eğer sizce uygunsa. Yani sizin hastalarınızdan bize tedavi seyrini de içeren bir örnek sunabilirseniz onun üzerinden belki psikoterapi veya ilaç artı psikoterapi birlikte uygulamasını da konuşmuş olabiliriz. 52 yaşlarında bir erkek danışanımız kendi isteğiyle değil eşinin ısrarıyla bize gelen bir danışan hasta, sürekli uyuma hissi, kimseyle görüşmek istememe, aşırı karamsarlıkları olan hastamızdı. Bunun yanı sıra konsantrasyon zayıflığı, dikkatini verememe sorunları yaşıyordu ve değersiz hissediyordu. Çünkü yine ülkesini terk etmek zorunda kalmış bir danışandı ve henüz mesleğini burada yapma ihtimali zayıf ve bir işe de girememiş bir danışanımız. Burada psikososyal faktörleri düşünebiliriz. Aynı zamanda değersizlik hissiyle birlikte çabuk sinirlenme ve çocuklarına şiddet davranışı vardı. Biz bu hastamız geldiğinde elbette önce onunla bu kadar davranışlara yansıyan depresyon belirtileri olunca ilaç kullanmasını önerdik. Bir antidepresan başlamak istedik. Fakat kendisi antidepresan başlamadan bir psikoterapi yöntemiyle tedavi almak istediğini bildirdi. Biz de tabii ki saygıyla karşılayıp ondan sonra da terapiye aldık kendisini. Önce bilişsel davranışçı terapiyle başlayalım istedik ve buna uyum gösterdiğini fark ettik. Fakat bilişsel davranışçı terapide, klasik yönelimde öncelikle olumsuz düşüncelere, inançlara ve şemalara odaklanılıyor. Halbuki aynı insanın immün sistemi ve hastalıklar arasındaki ilişki gibi Sari Hocam. Evet, mesela bir enfeksiyon olduğunda nasıl antibiyotik veriyoruz ama kişinin savunma sistemi yeterince güçlü değilse o zaman antibiyotiği belki çok uzun süre kullanmak gerekiyor ve yeterince etki etmediğini görüyorsunuz. Evet.
Evet, aynen. Onun için de klasik bilişsel davranışçı terapi yerine kabul ve kararlılık terapisi dediğimiz bilişsel davranışçı terapinin daha çok kişinin hayatındaki değerli bulduğu, kendisini güçlendiren kaynaklarını bulup onları çalışmaya başladık. Bir yandan sorun çözme becerisi, olumsuz bakış açısını nasıl değiştirebileceğiyle ilgili konuşurken, diğer yandan da kendisini değerli hissetmekle ilgili mesleğinin dışında başka neler yapabileceğiyle ilgili, ailesi, sağlıklı olması, hala zekasının çalışıp bir yeni meslek öğrenebileceği ya da farklı bir işte çalışabileceği, kendince bir eğitim alabileceği gibi olumlu tarafları üzerinden konuştuğumuzda, ilerleyen süreçte hastamızın ilaç olmamasına rağmen oldukça faydalandığını ve bu depresif durumunu aştığını gözlemledik. Sosyal olayların ya da aile içi yaşanan bir kısım hadiselerin veya bir yakınının kaybedilmesi gibi kişiyi ani etkileyen hadiselerin değiştirilmesi kolay değil ya da önüne geçmek mümkün değil, ama bunlarla baş etmeyi öğrenebilir ve depresyonun, sizin stresör faktör dediğiniz işte onu tetikleyici faktörlerin çözümü ya da çözülemese bile yönetilmesi suretiyle meseleyi daha iyi bir yere yönlendirebiliriz. O bilimsel makalede verilen, ulaşılan sonuçta herhalde mix tedavi sanki daha başarılı gibi. Belki hekimler bunun aslında belki de mükemmelini yapıyorlar. Yani gerektiğinde psikoterapi yapıyorlar, gerektiğinde ilaç veriyorlar. Belki de bazen ikisini birden yapıyorlar. Şimdi yalnız biraz gerçekçi olmak lazım Salih Hocam. Ne yazık ki Avrupa ülkelerinde de aynı sorunla karşı karşıyayız. Burada psikiyatristlerin sayısı oldukça az, talep çok fazla. O nedenle psikolog arkadaşların da bu konuda eğitilmesi ve kendini yetiştirmesi çok önemli. Ben hani Avrupa'da bir Katolik hastanesinde çalışıyorum. Bu konuda psikolog arkadaşların da kendini oldukça yetiştirdiklerini görüyorum. Ve hatta buradaki sistemde sadece ilaç tedavileri ve psikoterapiler, EKT gibi fiziksel yöntemler kullanılmıyor. Aynı zamanda inanç sisteminden de yardım alıyorlar. Mesela hemen her hastanenin bir din görevlisi var, bir ya da birden fazla. Birden fazla. Ve bu din görevlisi hangi inançtan olursa olsun insanların yardım ihtiyacına, yalnızlık hissine, taburcu olduktan sonra hayatını nasıl düzenleyebileceğine dair kendisine yol gösteriyor. Ne yazık ki kendi ülkemde inançlı insanlara karşı oldukça ön yargılar olduğunu tecrübe ettim ve bu konuda hele bilimsel camia arasında insanların inancıyla ilgili yardım alması oldukça olumsuz karşılanıyordu. Bunu teklif etmek bile abesti diyebiliriz. Yani ayıplanıyordu diyorsunuz, ayıplanabiliyor. Aslında hocam bütün inanç sistemlerinde, yani dinlerde, o ister bizim İşte üç semavi din denen Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik veya işte Budizm ve diğer dinlerde, hatta felsefi akımlarda bile bir kısım temel esaslar var ve bunlar aslında hep aynı. Yani iyilik yapma bütün dinlerde, bütün inançlarda var. Mesela zayıflara yardım etme gene bütün dinlerde var ve hiçbir dinde de bunun tersini söylemiyor. Bunları yaptığı zaman insanlar zaten daha iyi hissediyorlar. Yani bu çok açık bir şey. Bence o sizin hastanedeki uygulama veya işte bütün Avrupa'da var bu, çok akıllıca ve iyi düşünülmüş bir yaklaşım. Çünkü insanlar inançlarıyla mutlu oluyorlar. Neye inanıyorlarsa, illa bunu bir din olarak almayalım. Bir insan neye inanıyorsa ona saygı göstermemiz gerekiyor ve ancak onunla mutlu olabilir. Yoksa bizim ona yapacağımız baskıyla veya onun inancını aşağılamakla ya da engellemekle o kişiyi mutlu etmem mümkün değil. Biz de mutlu olmayız, o da mutlu olmaz. Yani o yönüyle de insanların hayatını iyileştirmek ancak onların inançlarına saygıyla mümkün olabilir. Küçük bir ekleme yapabilirim belki Salih Hocam. Gene buradaki çalışma tecrübemde son yıllarda Türkiye'de de artmaktaydı ama alkol madde bağımlılığının çok yüksek oranlarda olduğunu görüyoruz. Belli özellikle genç yaş grubunda ama yaşlılarda da aynı şekilde alkol madde kullanımının oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Burada ben şunu fark ediyorum. İnanç sistemindeki eksiklik kişilerin
kendini mutlu hissedememesi, yalnız hissetmesi ya da bir yere ait hissedememesi o boşluğu doldurmak için başka arayışlara neden oluyor. Ve o arayışlardan bir tanesi de tabii ki çok kolay ulaşılabildiği için buralarda alkol ve madde bağımlılığı oluyor. Bu da bütün hastalıklar için ne yazık ki sonucu kötüleştiriyor. Çoğu zaman da işin içinden çıkılmaz hale getiriyor. Hocam depresyonun da diğer birçok hastalığın da önemli bir nedeni yalnızlık. Şimdi yalnızlıkla ilgili Norveç'te yapılan bir çalışmayı görmüştüm. Yani yalnızlık günde 15 sigara içmek kadar zararlı, kalp üzerindeki zararını konuşurken anlatıyordu bilim adamı bunu. Yalnızlığı aşabilmek için insanın sosyal çevreye ihtiyacı var. Dinlerde veya sosyal hareketlerde bir kısım ortak aktiviteler var. Ve bu bir kısım ortak aktiviteler mesela haftada bir defa diyelim bir araya geliyorlar. Veya işte bazılarında daha sık bir araya geliyorlar. Bu aynı zamanda insanlara hem hareket sağlıyor, yürüyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Hem de sosyal çevre sağlıyor. Bir araya geliyorlar, konuşuyorlar. Bu şekilde sosyalleşmiş oluyorlar ve bu yalnızlık probleminin çözümünde önemli bir etken sosyal çevre veya işte inanç, bu din olabilir dediğim gibi felsefik veya sosyal bir bağımlılık olabilir, bağlılık olabilir. Bütün bunlar oldukça etkili. Biz geriatride bunu özellikle görüyoruz. İleri yaştaki kişiler daha çok yalnız kalıyorlar. Gerçi günümüzde gençler de çok yalnız kalıyorlar da. O ileri yaştaki kişilerin yalnızlığını gidermede de bu sosyal çevre, özellikle işte sosyal dini bağlantıları oldukça faydalı ve gerekli bir şey. Bu yönüyle de bunu hafife almamak lazım. Yani mesela Türkiye'deki insanların birçok ekonomik zorluklara rağmen hala psikolojilerinin iyi olmasının altında bu sosyal dayanışmanın da çok önemli rolü olduğunu unutmamak lazım. Bu konuda ben de size katılıyorum Salih Hocam. Emin olun bazen böyle karşılaştırıyorum. Buradaki yabancı kökenli hastalarımızın kendisinde sorun olarak getirdiği problemleri dinlediğim zaman diyorum ki bizim Türkiye'deki halkımızın yaşadıklarını ya da bir Afrika ülkesindeki zorluklar içerisinde yaşayanların sorunlarını bu insanlar yaşasaydı herhalde böyle herkesin her gün intihar edip kendini ortadan kaldırması gerekirdi. O kadar yoğun bir yük ile geliyorlar. Şanslıyız. Güçlü bir sosyal ağımız, çevremiz var. Bu da bizim kurtarıcımız oluyor bir yerde. Evet, sosyal çevremizi iyi tutalım, hoş tutalım. Onlarla ilişkilerimizi her zaman sıcak tutmaya dikkat edelim. Çünkü aynı zamanda bizim sigortamız bir yerde sosyal çevremiz. İnsan çevresiyle birlikte bir insandır. Belki de sizin o göçmek zorunda kalan, göçmen olan hastalarınızın sosyal çevrelerini terk etmiş olmaları da onlar için önemli bir kayıptır. Belki onların yeni sosyal çevre edinmesi problemlerini çözmeye katkıda bulunacaktır. Hocam çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bugünkü programı burada kapatıyorum. Görüşmek üzere.